tanıştırdı? Zekeriya Bey tanıştırmış sizi. Zekeriya Sarı bir de deve aldı. Bir, o deve dediğimiz tamam. Kervanlar. Zekeriya Sarı şu anda canlı yayında karşımıza sizi evet. Tanıştıran rahmetliyle. Tanıştı. Zekeriya Bey merhabalar. Merhaba. Siz mi aracı oldunuz ikisinin tanışmasına? Nasıl aracı oldunuz? Nasıl davranıyordu Rukiye kocasına, Yılmaz Bey'e, rahmetliye? Şimdi İlkin efendi ben evimdeydim. Bu Rukiye'nin iki tane abisi bizim burada tanıdık bir arkadaşlar söylemiş. Bir araba istediler benden. Ben de araba yükledim yola gidecektim. Evet. Bir hasta var acele bir araba bul gel dedi bu öbür arkadaş. Ben de bir emanet araba buldum vardım. Evet. Bu Rukiye'nin abisi Veli ve Mustafa geldiler. Ben onları isimce de bilmiyorum ilk defa gördüm. Arabayı aldıktan bir müddet yola geldikten sonra dedim ki Mersin'e mi gideceğiz, Silke'ye mi gideceğiz, doktora dedim. Hayır oraya biz gittik. Bir dedi Çatakoyun'da hoca varım sizi oraya götür dediler. Evet. Ben de el ettim oraya bu Yılmaz amcanın yanına, rahmetlinin yanına. O dedi ki sizin evde bir de kız var onu getireceksiniz dedi bunlara abilerine. Oradan döndük ben bunları... Nereden biliyormuş ki? Yılmaz Bey nereden biliyormuş? Gerçeği biliyormuş bak doğrular adam konuşuyor. Haklı. Zekeriya abi açık ve net konuş Allah rızası için. Peki nereden biliyormuş orada Rukiye'nin onların kardeşi olduğunu kim bahsetmiş? Valla bilmiyorum kardeş ben de ilk defa o adamla... Yani şunu biliyoruz bir ön sezisi güçlü, duru görüsü olan öyle bir yani şey yeteneği olan bir kişi olduğu iddia ediliyor Yılmaz Bey'in. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Sen söylemiştin değil mi Zekeriya Bey hatta görmüş böyle yani çok kötü davranıyormuş. Sen dedin ya Zekeriya Bey burada Zekeriya Bey mi? Zekeriya abi doğrular konuşur musun? Dövdün mü, kovdun mu herhangi bir yanımızda bir yıl kaldın, yazladın. Doğruları konuş Allah rızası için. Tamam sen sus o da soracak. Dur tamam. Ben bir sorayım. Mercan'ın bir sorusu Zekeriya var. Abi. Tamam, Allah rızası için. Bir dakika bekle Zekeriya Bey bir dakika. Mercan bir soru soruyor. Babamla komşu olduğumuzda sen kapıya gelmişsin kadın babamın boğazına şöyle koca bak seni öldürürüm dercesine sıkarmış böyle sen de belki kadın hırsa biniktir bir işleri vardır diyerekten. Geri döndüm gittin dedin mi demedin mi abim gözünü seveyim yalvarıyorum bak yerin artık benim tükendim gerçek tükendim ya ben gerçek tükendim ya ben tahammül edemiyorum. Tamam Mercan sorduğum yanıt versin söyle Zekeriya Bey oldu mu bunlar? Mercan Hanım bir saniye evet. Cevaplayacağım şimdi bunlar evlendiğinde beraberdik biz oraya komşu olarak geldik aramızda 300 metre falan mesafe var. Nur Sultan geldi bana dedi ki amca annem babamı dövüyor dedi çocuk. Bir işte önce Yılmaz amca bana gelsin de bir konuşalım demiş. Artık ne konuşacaksa. Şimdi ben bunlar Çardak'ta vardım. Bu Rukiye kılıç Yılmaz amcanın üzerindeydi. Ben de gerçekten yani belki ne şekilde geri çekildim teslendim. Ondan sonra bunlar düzelmiş vardım ama dövüşten kavgadan bir şey olduysa da hiç bana bahsetmediler. Bir dakika ben şunu anlamadım. Yani tövbe sağ. Yılmaz Bey, Rukiye Yılmaz Bey'in üzerinde ama dövüyor mu seviyor mu anlamadım diyorsun değil mi? Şimdi. Nasıl anlamıyorsun ya? Yardım çağrı bilmiyorum. Zekeriya abi bak doğrular konuşan Allah amca doğrular konuşan. Bir dakika bir saniye soru sormama tamam. Bir soru soracağım. Zekeriya abi bak. Yılanık kay orada kaldın. Beraber çayımızı içtik, kahvemizi içtik, ekmeğimizi yedik, soframıza oturduk. Doğruları konuş ki gerçek meydana tamam, çıksın. Sor. Ben de bir katil arıyorum, uşağı da bir katil arıyor. Ne ama soruyorsun, ne senin soruyorsun? Senin bazı bir duyguların var. Yılmaz Koca niye anlattı Zekeriya mı sana? Dilem Hanım. Ha söyle. Sizden bir ricam var. Ben eğer burada ifade vereceksem o kadını susturun. Yoksa bırakırım yani. Ha, Rukiye mi? Rukiye mi? Ha, Rukiye mi sussun? Onu susturacaksınız. Sevmiyor musun? Rukiye Hanım'ı sevmiyor musun? O mu katil diye düşünüyorsun? Hayır, katil olarak değil. Ne? Şimdi konuşturmuyor. Baksana insanın aklını karıştırıyor ya her zaman. Tamam ben soru soracağım o zaman. Olamaz. Kimse karışmayacak ben soru soracağım. Nur Sultan evet. Size geliyor evet. Diyor ki annem babamı dövüyordu diyor. Bana lütfen insan birinin birinin üzerindeyse dövüyor mu seviyor mu anlar. Çocuk da gelmiş sizden yardım istemiş. Ha? Kara düzene yola çıkma görerek söyle. Ama gördü diyor ki ben üzerinde gördüm Rukiye'yi. Ama ne için gördü ne al gördü? Ha, tamam ne geçim nasıl? Geçim şartlarında belki bir sıkıntı oldu belki bir olay ya sen vardı. Adamın üzerindesin ya. Ne yapıyorsun o sırada? Üzerinde nerede görmüş gözünle iyi tarif etsin. Tamam bir sus şimdi, bir konuşsun. Tamam buyur Zekeriya. Buyur Zekeriya Bey. Dersek ne bileyim ama Rukiye Hanım Yılmaz Hoca'nın üzerindeydi. Boğazını mı sıkıyordu? Bu da uzanık vaziyette üzerindeydi. Ben ilk gördüm. Ondan sonra geri çekildim. Ha. Seslendim bunlara. Ondan sonra ben vardığımda ses bir buyurun diler. Düzgünlerdi. Ama kavga ettilerse de bilmiyorum. Nur Sultan, bilmiyorum. Nur Sultan size ne dedi çocuk peki? Amca dedi. Annem babamı dövüyor dedi. Dövüyormuş işte.
Geldiğinde ben ondan sonra vardım, zaten önce de Yılmaz amca bana gelsin diye ısmarlamış çocuğuyla. Öğlen yanıma gelsinmiş. Ben de öğlen keçilerimiz olan sağlıktan sonra bir müddet sonra bir bazı işlerim vardı, hallettim. Peki başka zaman aralarında böyle çok şiddetli tartışmalar oluyor muydu rahmetliyle? Yani nasıl davranıyordu Rukiye rahmetliye? Görmedim. Öyle bir kötü durum görmedim şimdi gerçeği konuşacaksa. Bir boğazını sıkarken işte siz görmüşsünüz. Ömercan ispatlasın. Belki de boğazını sıkıktı diye. Dur. Ama zaten ben onu görüp görmez geri çekildim. Yani işin gerçeğine kalırsan belki geri çekildim. O anda olan yerine geri çekildim, seslendim. Bastınız mı oraya? Ben şöyle açıklayayım. Yani nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yılmaz Bey yatıyor. Rukiye de onun üzerinde. Birbirlerini sevdiğini ya da yani o sırada birbirlerini seviyor da olabilirler. Dövüyor da olabilirler. Seviyorlarsa çok araya girmeyeyim. Öyle izah edeyim. Siz anladınız. Demiş ve geri çekilmiş. Ama Nur Sultan onların evine gelmiş. Babamı annem dövüyor diye yardım istemiş. Ama gördüğü manzara karşısında geri çekilmiş. O yüzden dövdüm mü, sevdim mi bilmiyorum diyor. Ama ben şunu olmuş. Nasıl? Çocuk çok şeye şahit Nur olmuş. Nur Sultan çocuk aslında dur. Dolaştırdım. Salim göre bulaştırıcı oldum olmadı. Yok ötekine. Çocuğumu karalama. Sen niye habire orayı burayı karıştırıp da kadının konuşmasını kesiyorsun ya? Çocuğumu karalama. Benim çocuğumu karalama. O veliyeti karalama. Dur bir dakika, senin çocuğun ne demiş? Velet diyorum. Arkadaşlar karalama. Dur Hasan Bey'i hazırlayabilir miyiz, ikinci kocası? Hazırlan, Dur bekle. Hasan Bey, Dur Hasan Bey de gelsin. Dur bir dakika. Yüzüm açık kızım, beni bir bekle. Ben okumam yazmam olmayınca bulaştıracaksın diye çalışmam benim. Gelsin Dur Hasan. Çok şükür her şeyim aydın. Bak Dur Hasan geliyor. Dur Hasan gelince yüzünde gelsin, güller açıyor. Dur Hasan da gelsin. Yüzünde gül. Tamam gel Dur Hasan. Seni görünce mutlu oluyor, belki susar. Evet. Ha? Olabilir. Olabilir mi? Seni görünce mutlu oluyor olabilir mi? Sen onu görünce mutlu oluyor musun? Yok. Olmuş. Emin misin? Şimdi Dur Hasan. Nur Sultan pedagog eşliğinde mahkemede ifade vermiş. Evet. Kızı. Senin evet. Kızın Nur Sultan. Evet. O sırada 4 yaşında. Evet. Kendini de ifade edebilir. Gayet demiş ki bir çadır evimiz var. Evet. Yaşlı babam, bir de genç babam vardı. Evet. Yaşlı babamla bana çok kızardı. Ama genç babam olunca bitireceğim. Yaşlı babam cümleyi okuyor. Ama olmaz, cümleyi okumama izin vermiyorsun ki. Diyor ki yaşlı babam ya da genç babam vardı. Yaşlı babam bana çok kızardı. Ama genç babam olunca annem çok mutlu olurdu. Yani özür dilerim bağırdığım için ama mecburen öyle bazen bağırıyorum. Çok özür dilerim sevgili izleyiciler. 2 çuval kıyafet çuvalımız vardı. Yeni giysilerin olduğu çuvalda bir büyük bir de küçük silah vardı. Yaşlı babam gidince annem onlara bakardı. Silah meselesine geleceğim. Tamam, bir yaşlı babam vardı demiş Nur Sultan, bir de genç babam vardı. Doğru, genç babam gelince benim annem mutlu olurdu diyor. O sen misin genç babam? Hayır. Hayır değil mi? Hayır bu değil mi? Bu birebir çocuğu bulaştırmaya çalışma. Bulaştırmaya çalışma. Dur Hasan. Bu birebir çocuğun ifadesi. Dur. Evet Mercan. Çocuk ifadeyi ne zaman vermiş peki? Çocuk ifadeyi ne zaman vermiş? Duruşmalar olduğunda vermiş. Hangi duruşmalar olduğunda? Ya duruşma olmuş ya, bir sürü senin duruşmaların olmuş. Ne zaman duruşma? Senin şu tutuklandığın olayla ilgili olan duruşma. Hayır. Sonra silah bulunamadığı için beraat etmişsin. Nasıl olmuş bu kadar şüphe varken nasıl beraat ettin? Silah bulunsun, ben kocam öldürdüysem. Konuyu dolandırmayalım. Bir yaşlı babam, Nidem kızım demiş. Bir yaşlı babam, bir de genç babam vardı demiş. Olsun tamam, ben silah genç bulunsun. Baba yaşlı baba vurduysa da beni razıyım o cezaya. Genç baba vurduysa da razıyım. Siz ne zaman tanıştınız? Silah bulsun ya beni.